Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Böylesine güzel bir sabahta bu kadar güzel insanla beraber olmanın şükrünü eda etmek lazım öncelikle. Böylesine güzel bir Kur'an, böylesine güzel zikirlerden sonra söyleyeceklerimiz canınızı sıkar mı, üzer mi, mutlu mu eder bilemiyorum ama mikrofon verildi. Birkaç cümle söyleyelim. Kıymetli dostlar, Rabbim nasip etmişti bir 5 sene önce Haç'ta bir profesörle tanıştım. Avusturyalı bir profesörle. Benim Türkiye'den geldiğimi, Türk olduğumu öğrenince dedi ki, ben siz Türkleri sevmiyorum dedi. Ben dedi senin dedelerine çok kızıyorum dedi. İçimden dedim ki tabii kızarsın. Dedelerim Viyana'ya kadar gelip ananızı ağlattı. Dedi ki senin dedelerin var ya senin dedelerin. Geldiler bütün Balkanları aldılar. Viyana'yı kuşattılar. İsteselerdi Viyana'yı alabilirlerdi dedi. Ama dedi ben senin dedelerine çok kızıyorum. Çünkü senin dedelerin bütün Balkanlara tarihini, kültürünü, medeniyetini getirdi. Biz Avusturyalıları adam yerine koyup bize medeniyetinizi getirmediniz dedi. Manyak mı bu adam dedim ama doğru söylüyor. Osmanlı Avrupa'dan 500 yıl önce Balkanlara su götürmüştür. Su medeniyet demektir. Bakın 1960'lı 70'li Amerikan filmlerine bakın. Sabah aile kalktığı zaman bir kabın içindeki suyla yüzünü yıkar. Affedersin burnunu sümkürür. Öbürü gelir aynı suyla o da yüzünü yıkar. Bir küvetin içindeki suyla banyosunu yapar. O çıkar aynı suyla öbürü yapar. Dünyada akan suda temizlenmeyi dünyaya benim dedem mi öğretmiştir? Bırakın 70'li yılları, 2013'ün Avrupa'sında, Amerika'sında hala hiçbir Avrupa ülkesinde tuvaletlerinde affedersiniz taharet musluğu dediğimiz su yoktur kıymetli dostlarım. 270 kiloluk top mermisini kemikleri çatır çatır çatırdayıp attıktan sonra haber gelir. Söyleyin Seyide ne istiyorsa verin. Komutanı çağırır, alnından öper, dile benden ne dilersen. Evladım ne istiyorsan vereceğiz. Efendim der ne isteyeceğim ki? Oğlum iste ne istiyorsan vereceğiz. Efendim der onbaşı olmayı isteyeceğim ama onbaşı olmak için de okuma yazma bilmek lazım. Oysa ben okuma yazma bilmiyorum der. Biz Seyit onbaşı deriz ama onbaşı falan değildir. Komutanı çok ısrar edince efendim der bize günde bir somun ekmek veriyorlar. Küçük bir ekmek. Bana yetmiyor. Söyleyin 2 somun versinler. Peki evladım diyor. 3 gün sonra komutanımdan bir ricam var diyor. Komutanı diyor ki adam gibi düşündü bir şeyler isteyecek. Oğlum iste emir var ne istiyorsan vereceğiz. Efendim der tam 3 gündür arkadaşlarım 1 somun ekmek yerken benim boğazımdan 2 somun gitmiyor der. Lütfen söyleyin o somunu geri alsınlar diyen bir milletin evlatlarıyız biz. Ne oldu da böylesine şanlı bir milletin evlatlarının içinden geçen sene Bursa'da 17 yaşında bir delikanlı internet sitesi kuruyor. Anamı öldüreceğim. Aşağıdaki hangi yöntemle öldüreyim? Anket yapıyor. 1 ay sonra annesini en çok oy alan yöntemle öldürecek kadar cani çocukları biz nasıl yetiştirdik? Böylesine şanlı bir milletin torunları nasıl oluyor da Konya'da 16 yaşında yatalak annesini, bir kız yatalak annesini boğup arkadaşlarını eve çağırıp içki partisi düzenleyecek kadar merhametsiz olabiliyor? Nasıl oluyor da 17 yaşında bir kız sevgilisine mesaj atıp babamı ortadan kaldırdın mı 10 dakika sonra annem geliyor sen onu ortadan kaldır ben ablamı kaldırırım diyecek kadar vicdansız çocuklar yetiştirdik. Nasıl oldu da Kayseri'de 19 yaşında bir çocuk babasını öldürüp cesediyle bir hafta aynı odada kalabilecek kadar psikolojisi ve ruh dünyası bozuk nesilleri çocukları yetiştirir olduk. Ne oldu bize? Biz nerede hata yapıyoruz? Kıymetli dostlarım, maalesef bizler son yıllarda tamamen çocuklarımızın okul başarısına odaklandık. Karne başarısına odaklandık. Sınavlarda aldıkları notlara odaklandık. Ama kimse çocuğunun kişiliğine, karakterine, edebine, şahsiyetine, ahlakına, ana babaya saygısına maalesef kimse odaklanmadı. Babanın biri almış çoluğunu çocuğunu memleketine gitmiş. Almış oğlanı babasının mezarına gitmiş. Dili döndüğünce bildiği duaları okumuş. Dönerken demiş ki lan oğlum bak dedenin mezarına geldim bildiğim duaları okudum.
Eh, bir gün biz de bu dünyadan göçeceğiz. Sen benim mezarıma gelince ne okuyacaksın demiş. Gazete okuyacağım baba demiş. Ulan nereden çıktı demiş. Vallahi baba demiş, dedem sana ne okuyacağını öğretti, geldin okudun. Ben senin elinde gazeteden başka bir şey görmedim, gelir sana bol bol günlük haberleri okurum demiş. Acaba bir gün çocuklarımız gelirlerse, gelip gelmeyecekleri de belli değil de, hani oldu da internet üzerinden artık mezarımızı ziyaret ederler de, oldu da yolları düştü. Acaba ne okuyacaklar mezarımızda? Herhalde baba merak etme Polat abi ölmedi mi diyorlar. Başka bir şeyden mi bahsederler? Analarının mezarına gittiğinde Fatma Gül'den mi bahsederler? Başka şeyden mi bahsederler? Artık herkes kendi hesabını kendisi görsün. Kıymetli dostlarım, maalesef maalesef anne sabah kalkar kalkmaz 2 yaşında çocuğu oturtuyor televizyonun başına, veriyor eline kumandayı, bedava bakıcı. Anaokuluna falan bak göndermenize gerek yok. Git bütün İstanbul'u dolaş gel, hala çocuk akşam televizyonun başında. Bak oğlum, üstteki tuşa basınca kanallar ilerliyor, alttakine basınca geri geliyor. Merak etme, o senden iyi biliyor. Ana da yan tarafta bilmem kimi izliyor. Gözümle gördüm, 9 aylık çocuk yemek yemiyor. Babası şu klipleri aç, benim oğlum klip izlerken ağzını açacak. Bak 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 oğlum, abla ne yapıyor? Çocuk da bakarken anne de kaşığı sokacak ağzına. E bravo, midesine bir lokma gitti. Bu çocuğun ruhuna ne gitti, ruhuna, gönlüne ne gitti? Şu an Fransa'da, elin gavuru dediğimiz Fransa'da 0-3 yaş arasında çocukların çocuk kanalı dahil televizyon izlemeleri yasak kıymetli dostlar. Niye? 0-3 yaş arasında bir çocuk bir saniyede 25 milyon kare görüntü alıyormuş. Dünyanın en iyi kamerası bile bu kadar görüntü alamıyor. Bu ne demek? 0-3 yaş arasında bir çocuk gördüğü, duyduğu her şeyi, ama her şeyi hafızasına kaydediyor. Allah aşkına çocuklarımız neleri alıyorlar? Geçen kızıma kalem almak için kırtasiyeye girdim. Baktım babanın birinin kucağında 11 aylık bir çocuk. Çocuk konuşmayı bilmiyor. Bir baktım pepe 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 diyor. Lan baba demeyi bilmiyor, pepe diyor. Babayı görse tanımaz, pepeyi tanıyor ama. Anket yaptılar çocuklar üzerinde, küçük çocuklar üzerinde. Evden babanızı mı atalım, televizyonu mu? %93'ü babamı atın dedi. Ne yapacak, bir işe yaramıyor. Hiç olmazsa televizyon çocukları eğlendiriyor ya. Şu düştüğümüz hale bakar mısınız kıymetli dostlarım? Ben bir gün, fazla zamanım yok, fazla zamanınızı almayacağım. Babama dedim ki, ya baba dedim, sen ilkokul mezunu bir adamsın. Psikoloji bilmezsin, pedagoji bilmezsin, çocuk eğitimi bilmezsin. Bir gün bizimle oturup fizik, kimya, matematik, coğrafya çalıştığını görmedim. 5 kardeşiz, içlerinde en kötüsü benim. Elhamdülillah dedim, kötü insanlar olmadık. Ya sen ne yaptın da biz iyi insanlar olduk dedim. Lan oğlum dedi, ben öyle senin gibi psikoloji miskoloji bilmem dedi. Ben iki şey yaptım dedi. Ne yaptım baba dedim. Bir, size haram lokma yedirmedim. İki, aha bu eve benden sonra kimse giremedi. Hatırlayın çocukluğunuzu, akşam ezanı okunacak, erkeksen evde olmada göreyim seni. Hayatımda bir kere akşam ezanından sonra eve girmeye teşebbüs ettim, babamın sesini duydum, 3 gün amcamlarda saklandım. Babam herkes sofraya oturmadan yemeğe başlamazdı. Herkes tamam mı? Tamam. Bismillah der, kaşığı sallar, sonra biz başlardık. O bir yemek değildi. Anam babam bize vereceği terbiyeyi o sofra etrafında verir. Hanım, duydun mu Mehmetlerin oğlan ne yapmış? Aslında bana diyor ki, aklını başına al, yediğin halklardan haberin var ha der. Sofra bazen 2 saat kalkmazdı. Şimdi eve gidiyorsun, hanım yemeği getiriyor. Hanım çocuklar nerede? Bey onlar yedi yedi odasında dediği bilgisayarın başında. Ya da hanım sesleniyor, bey yemek hazır hadi gel. Hanım ATV'yi aç, geliyorum ATV'yi aç. La izliyor, yemek yiyoruz da neremizle yediğimizi bilmiyoruz. Oysa baba o lanet olası televizyondan bir gözünü alsa, oğlan karşıda feryat ediyor, baba uçurumun kenarındayım, gidiyorum. Okulların arasında sigaranın içine uyuşturucu otlar koyuyorlar, 5 liradan satıyorlar. Bonibon şekeri gibi uyuşturucu hap dağıtıyorlar. Beni tuzağa düşürecekler, sizden uzaklaştıracaklar. Ya bir tutsana elimden diyor. Kız diyor ki, ana bırak başkalarının gözlerinin içine bakmayı da bana bak, bana. Yüreğim paramparça. Sana ihtiyacım var, sevgine, kalbine, muhabbetine. Anamın derdi başka. Babamın derdi başka.
Gelin bu sabahın bir bereketi olsun. Bugün eve gittiğinizde eşiniz ve çocuklarınızla beraber bugünden itibaren bir karar alın. Akşamları yarım saat aile saatiniz olsun. Çay saati, meyve saati, çerez saati, sevgi saati, gönül saati, adına muhabbet saati deyin. Bu evde 9-9.30 çay saati. Baba benim sınavım var. Başlatma şimdi sınavından. Yarım saatten bir şey olmaz. Bütün aile efradı oturun bir odada. Mümkünse yer sofrasını serin. Çaylar, çerezler, meyveler. Vallahi de billahi de bir baba oğluyla iki bardak çayı yudumlarken bir de sevgiyle gözlerinin içine bakıp iki kelam etse, oğlan uyuşturucu mu kullanacak, çeteye mi üye olacak, evden mi kaçacak anlayacak. Ama ana bir elmayı soyup kızına uzatırken sevgiyle gözlerinin içine baksa, kız depresyona mı girmiş, kocaya mı kaçacak anlayacak. Ama ana bir odada, baba başka odada, çocuklar başka odada, herkesin kendine göre bir dünyası var maalesef. Kıymetli dostlar, geçen 17 yaşında bir delikanlıya ev sizin mi kira mı dedim, bilmem ki dedi, babama sor dedi ya. 15-16 yaşında gençlere nasılsın diyorsun, böyle aptal aptal yüzünüze bakıyorlar, konuşmayı bilmiyorlar. Misafirliğe gittik, evine 14 yaşında oğlanı baba zorla çıkardı. Lan oğlum bir çık Sıtkı Hoca'ya, hoş geldin de, geldi böyle yüzüme bakıyor, nasılsın dedim. Dersler nasıl dedim. Hayat nasıl gidiyor dedim. Hadi git dedim. Bir kelime konuşmadı ya. Kızımın okuluna gittim. 6. sınıfa giden çocuğu anne öğlen arası gelmiş beslenme yediriyor. Hadi oğlum şu kaşığı da al. Abla ne yapıyorsun dedim. Hocam ben vermezsem aç kalıyor. E gebersin dedim. Yarın sen olmayacaksın ve bu çocuk aç kalacak, aç. Öyle çocuk yetiştirdik. Vallahi kapının önüne salsanız okulun yolunu bulamaz. Okulun kapısına salsa öğretmeni evin yolunu bulamayacak. Ayakkabısını bağlamaktan, yolda yürümekten, pantolonunu katlamaktan aciz, zavallı çocuklar yetiştirdik. Yolda yürüyoruz, bir çukurla karşılaşıyoruz. Anne çocuğun bir kolundan, baba bir kolundan. Hop benim aslan tosunum. Ondan sonra tosunlar büyüyor, tosacak yer arıyor. Tosun, tosun, tosun. Ne yapar tosunlar? Tosunlar tosar. Önce de babaları tosuyorlar. Oh olsun. Oh olsun. Kimse kusura bakmasın. Bir ergenlik diye bir kavram çıkardılar Türkiye'de. Bu ülkenin gençlerinin anasını ağlattılar. Ne hikmetse 12 yaşında başlıyor. Ben 30 diyeyim, siz 40, 50, 60, 80 yaşına kadar devam ediyor. Lan ne bitmez bu ergenlikmiş. Şaka değil. Oyun değil, oyuncak değil, babasının 11 yaşında koca bir devleti teslim ettiği Fatih Sultan Mehmet acaba ergen olmadı mı ya? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabım dediği kişileri ben koca koca adamlar zannediyordum. Sonra fark ettim ki 8 ile 25 yaş arasında çocuklarmış. Hazreti Ali'ye ashabım diyor. Hazreti Ali 8 yaşında. Enes bin Malik 10 yaşında. Allah her peygambere bir yardımcı göndermiştir. Benim yardımcım Zübeyir bin Avvam'dır diyor. Zübeyir bin Avvam 12 yaşında. Musab bin Ümeyr 14 yaşında. Talha bin Ubeydullah 15. Sa'd ibn Ebu Vakkas 16, Darül Erkam'ın sahibi İbn Erkam 17, 17 yaşında Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor Allah Resulü. Peygamberimizin son komutanı, arkasında koca koca sahabeler, 19 yaşında bir kölenin çocuğu Üsame radıyallahu anh. Peygamberimiz diyor ki, Allah bana gençlerin yardımını lütfetti. Bizim 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaşında çocuklarımız ne yapıyor Allah aşkına? Ya hoca onlar sahabeydi diyorsanız, kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Eminim şu camide bunu yaşayan mutlaka kendisi ya da babası yaşayan biri mutlaka vardır. 12 yaşındayken babam ilkokulu bitiriyor, dedem otogarda bindiriyor otobüse. Hadi oğlum Ahmet git İstanbul'a çalış, para kazan, para gönder. Köyde iş yok, güç yok. 12 yaşında Topkapı'da iniyor, Yeni Bosna'da bir iş buluyor, çalışıyor, para kazanıyor, babasına para gönderiyor. Babam 19 yaşına gelince dedem mektup yazmış. Oğlum Ahmet, sana amcanın kızı Ayşe'yi aldım. Alayım mı değil, aldım. Sen şu kadar para gönder, sonra da gelsen olur. Anamı gelin etmişler, babam 6 ay sonra gitmiş.
Bir gün dedim, dede niye yaptın dedim. Lan oğlum dedi, Nisan ayı, iş güç zamanı, tarlada, bağda, bahçede çalışacak geline ihtiyaç var dedi. Baban dedi, Ekim'de geliyor. Ekim'de alıp bütün kış yatacak gelini ne yapayım dedi. Bazen düşünüyorum, 12 yaşında İstanbul'a çalışmaya giden babam, 15-16 yaşında evlenip, 17 yaşında beni dünyaya getiren anam, acaba ergen olmadı mı ya? Siz ergen olmadınız değil mi? Hele çocuklar olsun, ondan sonra fırsatınız olursa siz de olursunuz bir ara. Geçen bayanın biri öyle diyor. Vallahi hoca diyor, doğru söylüyorsun diyor. Biz genç kızken diyor depresyon, mepresyon nedir bilmiyorduk diyor. Şimdi bizim kızların hepsi depresyonda. 2011 yılında Sağlık Bakanı açıkladı. Türkiye'de 38 milyon kutu depresyon hapı satılmış. Bu resmi rakam ha. Gayri resmi, reçetesiz alınanlar bilinmiyor. 38 milyon kutu. Bu ne demektir? Her iki kişiden biri depresyonda, öbürü de gitmediği için haberi yok. Gitse o da depresyonda. Dedim ki abla, sen genç kızken depresyona girmeye zamanın vardı da sen mi girmedin? Tam odaya çekiliyordun, akşam depresyona girecektin. Anan sopayı indiriyordu. Geberirse kalk, bulaşıklar seni bekliyor. Kalk şu sopayı topla. Ama şimdi kız geliyor, çantasını atıyor, SLM anne, selam da yok, SLM, giriyor odasına, kapısını kilitliyor, yatağına uzanıyor, MP3 MP4'ünü takıyor, elinde cep telefonu, ayda 10 bin mesaj bedava, o depresyona girmesinde ben mi gireyim ya? Kızım hadi gel, sofra hazır. Tamam anne, çorbayı koy, geliyorum. Kız koydum, soğuyacak, ne var, bir daha ısıtırsın. Ne var ya? Bir daha ısın. Misafirliğe gidiyoruz. Evde 14-15-16 yaşında, özür diliyorum, kazık kadar delikanlı var. Çayı baba getiriyor, baba baba. Evde 16-17 yaşında kazık kadar kız var. Hizmeti anne yapıyor. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Ne yapacak bu çocuklar? Kızlara bakıyorsun bir alem, erkeklere bakıyorsun başka bir alem. Nasıl olacak? Bakkaldan ekmek aldıramıyoruz. Akşam 5'te 6'da çöp attıramıyoruz. Bu evin hizmetçisi ben miyim diyor. Onun istediğini 2 gün alma da göreyim seni. Canınıza nasıl okuyor. Kıymetli dostlar, özel bir şeyle bitiriyorum. İbrahim hocam bilir, 10 yıldır anlatıyorum. Geçen hafta Avrupa Birliği'nden üst düzey bir yetkili de söyleyince telefonlarım kilitlendi. Ya hocam sen 10 yıldır söylüyordun, bak doğruymuş. Yalan söyleyecek halimiz yok. Türkiye'de oynanan bütün oyunlar, hocam dedi ya, gümrüksüz ithal ediyoruz. Düşüncelerin hepsinin altında yatan en büyük etken gençlerimiz. Kıymetli dostlar, yüreğinizle, kalbinizle bu bölümü dinleyin. Hep beraber çıkalım ondan sonra. Bundan 8 sene önce Hollanda'da bir seminerden çıktım. Beni Hollandalı bir milletvekiliyle tanıştırmaya götürdüler. Adam Avrupa Birliği'nde parlamenter. Beni gördü, ikide bir bir şey soruyor. Tercüman arkadaşa dedim ki ne soruyor? Hocam dedi, senin yaşını soruyor. Ne yapacak benim yaşımı dedim. Söyle, 26-27 de dedim. Hocam dedi, adam diyor ki Türkiye'den size seminer vermeye gelen kişi bu mu? Sizin eğitimcileriniz bile bu kadar genç mi? Oturduk, adam Avrupa Birliği'nin genç nüfusuyla Türkiye'nin genç nüfusunu masaya koydu. Döndüm, 8 yıldır Türkiye'de gençlerle ilgileniyorum. Bu ara günde 3-4 tane lisede, İstanbul'da, Bağcılar'da, o bölgede öğrencilere seminer veriyorum. Gece gündüz koşturmaya da devam edeceğim Allah'ın izniyle. Kıymetli dostlar, Avrupa Birliği'nin resmi rakamını söylüyorum size. 2020 yılında, yani 7 yıl sonra, yani sizin çocuklarınız 30'lu yaşlarda, 25'li yaşlarda hayatının en güçlü dönemindeyken, Avrupa'da sokakta dolaşan her iki kişiden biri 60 yaşının üstünde olacak. 2020'de Avrupa'da fabrikaların ve şirketlerin çalışması için 100 milyon insana ihtiyaçları var. Nereden getirecekler? Çin'den, Hindistan'dan mı? Elbette entegresi en kolay olan bizi alacaklar. Niye diyorlar sizi 2020'de Avrupa Birliği'ne alacağız? Gelip ayaklarımıza kapanacaklar. Bu kulak duydu, bu göz gördü. Geçen sene Hollanda Başbakanı basın toplantısında açıkladı. Şu an Hollanda'da. Lütfen rakama dikkat edin. Ticaretle uğraşan iş adamları, lütfen rakama dikkat. Şu an Hollanda'da 220 bin şirket varisizlik yüzünden kapanmak üzere. 220 bin şirketin sahibinin çoluğu çocuğu olmadığı için, köpekleri de şirket yönetemediği için gelin bizi kurtarın diyorlar. Geçen gazetelerde manşetti,
Hollandalı bir iş adamı köpeğine 16 milyon dolar miras bıraktı. Adamın bırakacak başka kimsesi yok. Amsterdam'ı geziyoruz. Arkadaşa dedim ki Hollanda'da ayda kaç tane çocuk dünyaya geliyor? Hoca dedi sen kafayı mı yedin ne ayı dedi. Burada yılda bile birkaç çocuk olmaz dedi. Nasıl yani dedim bunlar çocuk yapmıyor mu dedim. Hocam dedi Hollanda hükümeti paket üstüne paket açıklıyor. La sevgili vatandaşlarım la niye çocuk yapmıyorsunuz? Aha göçmenler ülkeyi ele geçirdi %40. 10 yıl sonra Hollanda'da göçmen başbakan olacak. Geleceğinden endişe mi ediyorsun? Yap çocuğu ben her ay hesabına 1000 euro para yatırayım. 18 yaşına gelince 220 bin euro 500 milyar alsın iş kursun. Olmaz. 2000 euro kurtarmaz. La 3000 euro verelim. Olmaz abi. Biz köpek beslemeye devam edeceğiz. Hepsi üçer beşer köpek besliyor. La bizim memlekette çocuk başı 50 euro diyeceksin. Yemin ederim patlama olur ha. Abi 50 eurodan 10 çocuk 500 euro. Allah bereket versin. Çalışmaya gerek yok. İşin esprisi dananın kuyruğunun koptuğu nokta. 2020 yılında her iki kişiden biri 60 yaşın üstünde olacak Avrupa'ya karşı bugün benim güzel ülkemde 18 yaşın altında 27 milyon genç nüfusunun %75'i 35 yaşın altında 60 yaşın üstündeki nüfusu sadece %3.2 olan muhteşem bir gençlik potansiyeline sahip bir ülke. Adamlar şunu söylüyor. Bizim çocuklarımız gençlerimiz yok. Bu gidişle de olmayacaklar. Vallahi gözlerimle gördüm Almanya'da. Hastanelere arkadan girilen bir kapı var. Mikrodalga fırın kapağı gibi bir kapak var. Kapağın üzerinde Baby Klaba yazıyor. Nedir bu dedim. Hocam dediler Alman hükümeti gençlere yalvarıyor. Gençler ne olur çocuk yapın. Meşru ya da gayrimeşru. Önemli değil. Yapın. Doğduğu gün getirin buraya bırakın. Siz gidin hayatınızı yaşayın. Biz sizin çocuklarınıza bakarız. Baby Klaba. Çocuk bırakılan yer. Yeter ki çocuk yapın. Adamlar şunu söylüyor. Bizim gencimiz yok. Bu gidişle de olmayacak. Var olanlar da uyuşturucu alkol hastası manyağı zaten. Bunlar gelecek mi diyor? Gelecek. Ama diyor bu gençler tarihleriyle, kültürleriyle, inançlarıyla, kimlikleriyle, şahsiyetleriyle, tarih şuurlarıyla gelirlerse bunlar öyle dedeleri gibi Viyana'dan Miyana'dan dönmez anamızı ağlatırlar. O zaman biz ne yapalım? Madem şimdiden bu gençler gelecek, şimdiden bu gençleri kendi gençlerimiz gibi yapalım. Allah aşkına Fatih'te, Taksim'de, Bahçelievler'de, Trabzon'da, Van'da, Urfa'da, Malatya'da, Elazığ'da, Konya'da, Kayseri'de, Antalya'da, Edirne'de gezen bir gençle Avrupa sokaklarında gezen bir genç arasında fark var mı? Bir fark var. Bizimkiler bir adım önde, rezillikte. Kimse kusura bakmasın ben Türkiye'de gördüğüm ahlaksızlığı, rezilliği Avrupa'da görmüyorum. Amaç bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini hedefsiz, amaçsız, kimliksiz, karaktersiz, şahsiyetsiz, geçmişini, tarihini, kültürünü bilmeyen, gelecekten de bir habersiz, hani bugünkü deyimle televole kültüründe, layla kültüründe yiyip içip gezip tozup eğlenmekten başka bir işe yaramayan bir nesil yetiştirmek. Becerdiler mi büyüklerim? Gençlerin hali kısmen ortada. Sokakta bacak kadar çocuk annesine öyle cümleler kullanıyor ki geceleri uyuyamıyorum. Bacak kadar çocuk annesine saçmalama anne, manyak mısın anne, kes anne, bıktım anne, gıcıksın anne, öf anne, anne katil mi edeceğim beni? Ulan geberisçe anne katili mi olacaksın? Cennetin ayakların altında olduğu anne ve manyak. Anne ve kez, anne ve dırdır nasıl yan yana duruyor ya? Hiçbirimizin makamınız, mevkiniz ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı da dahil, hiç kimsenin annesi üzerinde zerre kadar hakkı yok. Etimizden tırnağımıza anamızın ürünüyüz. Üf bile demeyeceksin diyor. Elmalı Hamdi Hoca der ki, üf son limit, ha, üf bile demeyeceksin. Vay bizim halimize ya. Vay bizim halimize. Çocuk bacakları dikmiş tavana, baba odaya giriyor. Baba, hoş geldin. Yahu eve baba mı geldi? İskele babası mı geldi? Şam babası mı geldi? Belli değil ya. Ya baba, geçen baktım alışveriş merkezinde 4-5 yaşlarında bir çocuk babişko babişko dedim herhalde itini kaybetti onu arıyor. Meğer babasını arıyormuş. Baba da çıktı oğlişko buradayım dedi. Allah belanı istedim.
Babişko, oğluşko, trişko. Bu ne? Baba mı? Baba, fotokopisi yok, çoğaltamıyorsun. Gitti mi? Yerine bir daha gelmiyor. Geçen bir bayan, hocam öyle saygım olur ayağa kalkmakla. Kardeşim, babası içeriye girdiğinde ayağa kalkmayan delikanlı metrobüste, tramvayda oturuyor, 70 yaşında dede başında bekliyor. Uyuyor, numarası yapıyor, sahtekar. Babası içeriye girdiğinde ayağa kalkmayan kız okulda öğretmenine, mahallesindeki büyüklerine de saygı duymuyor. Ben şekilci bir adam değilim. Ama kusura bakmayın, her şeyin bir usulü, adabı var. 15 tatilde ailemin yanındaydım. Babam bir dakika içinde 10 kere odaya girip çıksın, ben onun da ayağa kalkarım. Ne kaybediyorum ya? Ne kaybediyorum? 44 yaşında bir profesör hocama söyledim bunu. Sıtkıcım dedi, ya şimdi anlıyorum bizim neden iyi insan olduğumuzu. Hayırdır hocam dedim. Yahu dedi, Amerika'ya gidiyorum, karşımda 500 tane profesör, seminer veriyorum, stand up yapıyorum. Amerika'nın en iyi televizyon kanallarına katılıyorum. O kadar rahat konuşuyorum ki dedi. İstanbul'a eve geliyorum, babam bizde kalıyor. Babam Hasan dedi mi kız gibi titriyorum dedi. 44 yaşında profesör. Bunun neresi kötü ya? He? Neresi kötü ya? Çocuklarınıza arkadaş olun dedik. E diyorum ki, siz çocuğun arkadaşıysanız bu çocuğun babası kim? E buna bir tane de baba lazım. Sen baba ol ya, o arkadaş bulur. Bizim babalarımız bizi dizlerine almadılar. Şimdi biz de çocukları başımızdan indirmiyoruz. Ya gelin şunun ortasını bulalım ya. Tapmayın çocuklarınıza. Adeta anne babalar bugün çocuklarına tapıyor. Ağzının içine bakıyor. Yavrum, ne yapsam mutlu olursun? Takva at, belki mutlu olurum. Annelik yapmıyoruz. Şaklabanlık yapıyoruz. Bizim olmadı, onun olsun. Biz görmedik, onun görsün. Böyle bir şey. Çocuk sizden 500 liralık uçan helikopter falan istemiyor. Geçen BİM'den 2,5 liraya bir araba aldım. Oğlumla 3 saat oynadım. 2,5 lira. Korkmayın. Çocuklar mutluluğu başka yerlerde. Ne olacak bu çocukların sonraki hali? Hayat bunların ağzını burnunu kıracak. Kıymetli dostlar, söyleyecek çok söz var. Geçen Sivas'ta ben bunları söyleyince bir doktor ayağa kalktı. Sıtkı hocam dedi, 5 yıl ilkokul, son cümlem. 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise. 11 yıl boyunca eksi 40 derecede bile eve gittiğimde bir gün kapıyı çaldığımı hatırlamıyorum dedi. Rahmetli anam kapının eşiğinde beni bekler. Alnımdan öper, beni içeriye alır, yer sofrasını kurar, çorbamı getirir. Ben çorbamı içerken o saçlarımı okşardı. Yemekten sonra, oğlum, hele bugün ne öğretti öğretmen, bir anlat bakalım ben de öğreneyim derdi. Okuma yazma bilmeyen anam, meğer bana ders tekrarı yapıyormuş. Hocam, gece 2'de 3'te tuvalete kalktığımda, vallahi de billahi de en az 30 sefer gözümle gördüm ki gecenin 3'ünde o okuma yazma bilmeyen rahmetli anam yatağının içinde benim kitaplarımı kucaklamış, hüngür hüngür ağlıyor. Ya bu kadın deli mi diyordum. Niye benim kitaplarıma sarılıp ağlıyor ki diyordum. Ama şimdi neden yaptığını çok iyi anlıyorum. O bizim okuma yazma bilmeyen analarımızın döktükleri gözyaşı, samimiyetlerinin yüzü suyu hürmetine biz kötü insanlar olmadık. Ama şimdi çok bilmiş bizler maalesef çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz. Benim okuma yazma bilmeyen anama sorarlardı. Ayşe, oğlun nasıl bir insan olsun? Aman komşular, dürüst olsun, ahlaklı olsun, inançlı olsun, vatanına milletine faydalı olsun. Şimdi ben de soruyorum ana babalara, babalar, çocuğunuz, kızınız, oğlunuz nasıl olsun? Hocam, iyi bir üniversite kazansın, iyi bir işi olsun, güzel bir evi olsun, iyi bir arabası olsun, iyi bir geleceği olsun. Hani edep, hani ahlak, hani merhamet, hani vicdan, hani insanlık, hani maneviyat? Güzel bir ev olsun, güzel bir arabası olsun, iyi bir geleceği olsun. Hayırsız evlatsa senin 25 yılda biriktirdiğini bir günde yok eder. Yoldan çıkarsa, vallahi İstanbul'un tapusu sizin olsa çocuğunuzu kurtaramazsınız. Diyorum, şu saatler kıymetli saatler, yavrularınız için hüngür hüngür gözyaşı döküp dua edin. Anne babanın evladına duası, peygamberlerin ümmetine duası gibidir diyor. Ne demektir bu? Geri çevrilme şansı yok.
gözyaşları içinde dua edin, dua edin. Bir gün yaramazlık yaptım, anam yakama yapıştı, beni boğacaktı. Oğlum dedi, istesen de yanlış yapamazsın dedi. Niye ana dedim, ben seni hiç abdestsiz emzirmedim de ondan dedi. Ve cahil kadın, nereden öğrenmişsin ki eğer ben evladımı abdestsiz emzirmezsem kötü olmaz. Şimdi yedirdiğimizin, içirdiğimizin ne içinde ne var, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Ondan sonra bu canavarlar niye türedi diyoruz. Rabbim eşiniz ve çocuklarınızla beraber sevgi, huzur dolu bir hayat nasip etsin diyorum. Hakkınızı helal edin pazar sabahı. Belki moralinizi bozduk. Derdim şu, birazdan bu camiden çıkıp evine gittiğinde bugünden itibaren şurada bulunan, şu mescitte bulunan bir abim bugünden itibaren farklı bir baba olmaya, ailesiyle daha kaliteli zaman geçirmeye, paranın pulunun peşinde koşmak yerine eşiyle çocuklarıyla daha huzurlu bir hayat yaşamaya, o lanet olası televizyonları kapatıp evini gül bahçesine çevirip yavrularının gönlüne dokunabilmeyi başartabilirsek, bir kişiye bunu yapabilirsek ne mutlu bize diyorum. Bizi de dualarınızla unutmayın. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek çıkışta söyleyin. Bir daha sürçülisan etmeyelim diyorum. Bu güzel birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın. Mutlaka çocuklarınızı da getirin. Bari bir pazar sabahı erken kalksınlar, gelsinler. Bir büyüğüm, ilim adamı Medine'de bir Arap'ın evinde misafiriz diyor. 2 aylık çocuğu var. Sabah ezanı okundu. Baktım hafif cimcikleyip sabah 2'de, sabahın o saatinde 2 aylık çocuğu uyandırıyor. Ne yapıyorsun dedim. Küçük çocuğu niye uyandırıyorsun? Şimdiden sabah vaktinde uyanmaya alışsın ki yarın öbür gün kalkması zor olmasın. Evde 18, 19, 20 yaşındaki kalasları kaldırmaya zorlanıyoruz. Allah'a emanet olun.